Merhaba, Çam Yuva'dayım. Size içi çok ferah tasarlanmış bir karavanı göstermek istedim bugün. Önce aracın dışından ve özelliklerinden bahsedeyim. Araç Hakan Bey'e ait. Hakan Bey bir arkadaşla birlikte yapmış. Yani herhangi bir karavan firmasına yaptırmamış bunu. Aracın lastikleri sıfır durumda. 2013 model Ducato 130 beygir. 17 metreküp bir araç. Berhene'nin karavan camları kullanılmış. Bu tarafta 2 adet, bir tane de küçük camı var. Şurada dış duş var. Burası dış duş. Burada da elbise askısı var. Yani şöyle açılıyor. Belki görmüşsünüzdür internette. Burada genişleyerek elbiselerinizi koyabiliyorsunuz. Araç gayet temiz, düzgün. Öncelikle o ilgimi çekti. Kilometresi 210.000'de dediğim gibi. Ama iyi araştırılmış. Güzel bir araç. Aracın üzerinde 4 adet panel var. 4 adet de akü var. Yani elektrikle ilgili herhangi bir sorunu bulunmuyor aracın. Araç bu zamana kadar hep servis bakımlı kullanılmış. Şöyle bir etrafını göstereyim size. Sonra asıl ilgi çekici kısma, yani iç kısma geçeceğiz. Dışında hemen girişte bir basamak var. Otomatik basamak. Burada da gene Berhine'nin camları mevcut. Sanel'in dış aydınlatmaları var ve burada arkadaşlar bir tente var. Bu tente 220 volt elektrikli motorlu bir tente. Ticari bir tente. Yani aslında karavanlar için olan bir tente değil ama çok güzel, kullanışlı ve sağlam. Ben ağır olmasından yana çekineceğimi söyledim. 35 kilo olduğunu söyledi Hakan Bey. 35 kilo gayet makul bir değer. Ve elektrikli olduğu için gayet açılıyor. Kendinden mahsal. Ayakları mevcut değil. Bu şekilde bir tente. Burada Fianma'nın su dolu mağazı var. Anahtarlı. Aracın dışı bu şekilde. Gördüğünüz bir tuvalet camı var. Banyo havalandırması. Ve hemen üstünde de şohbenin bacasını görüyoruz. Evet, ilgi çekici kısma doğru geçelim. Böyle geniş açı göstereceğim bundan sonrasını. Hemen girişte bizim zaten alışılmışın dışında demiştim. Burada bir oturma grubu var. Yani burası kapalı, burası asıl kullanılan kısım. Hakan Bey buralara sineklik ve store yaptırmış. Bu şekilde yaz kullanımına imkan veriyor. Burada hemen dış elektrik var. Yani dışarıda otururken de kullanabileceğiniz. Burada bir ayakkabılık mevcut. Bu da yine hoşuma giden bir detay. Hemen girişte solda bizi hostes koltuğu karşılıyor. Arkadaşlar hostes koltuğu emniyet kemerli, düzgün bağlantılı olan şu şekilde ve açılıp kapandığı için normalde çok yer kaplamayıp güvenli seyahat edeceğiniz bir koltuk türü. Karavanın sağında ise gene tek kişilik bir oturma alanı var. Hemen karşısında ise 3 kişinin rahat oturacağı bir yer var. Masa buraya geliyor. Masa gördüğünüz gibi, masanın tablası. Ön tarafta iki tane dönerli koltuk kullanılmış. Bunlar yanlış olmasın Mercedes koltuğu büyük ihtimal. Altında Webasto var hemen. Koltuklar şu şekilde, kafalıklı filan. Orijinal. Hakan Bey bu şekilde almış iki koltuğu. Bu arada araç klimalı. 17 metreküp ve klimalı bulmak çok zor ama görüyorsunuz bu araç klimalı. Geri görüş kamerası mevcut. Park sensörü mevcut. Webasto'yu kontrol ünitesi. O da buraya bağlı. Yani aracın aküsüne bağlı. Onun haricinde burası böyle. Ha, burada biliyorsunuz bu Ducato'ların üstünde şöyle bir bölme olur. Bölmeyi Hakan Bey iptal etmiş. Onun yerine bunu almış. Bu da bu arada fiber bir malzeme. Ondan bahsedeceğim. Satan yer bilgisini de paylaşırız. Burada ise LG'nin televizyonu var 220 volt. Bu arada televizyon ve bazen böyle şeylerde soru geliyor. Arkadaşlar artık anten çok kullanılmıyor. Yani bildiğiniz Neta marka aracın üzerinde tombul, yarım küre şeklinde duran antenler kullanılmıyor. Çünkü cep telefonlarının pek çok özelliği var. Yani sınırsız bir internet alarak, internet paylaşımı yaparak televizyondan pek çok şey izleyebiliyorsunuz. Kaldı ki bazı operatörlerin televizyon uygulaması bile var. Hemen yukarıda tentemiz mevcut. O da Remis'in. Pardon, heki mevcut. Tente dedim, heki. Elektrik motorlu değil ama şey, kolu çevirmeli, açılıyor. Sineklikli kendinden.
Şimdi burası şu şekilde bir yatağa dönüşüyor. Buraya bir parça geliyor. Masayla birlikte. Ekstra bir parçası var koltuğun arkasında. Burası da bir parçayla geliyor. Yani burası şu şekilde komple bir yatak oluyor. Gayet geniş. Onun haricinde mutfaktan bahsedeyim. Mutfak arkadaşlar hemen burada bir 90 litre buzdolabı var. Hemen üzerinde ocak mevcut. Bu malzeme gene arkadaşlar bu hazır satılan bir kaplama ama bu girinti çıkıntılar sayesinde çok kullanışlı oluyor. Burada da öyle. Yani Hakan Bey bu karavanda iki kişi yani eşi kendisi ve iki çocuğu toplamda dört kişiyle birlikte hem seyahat ediyor hem konaklıyor. Yani dört kişinin ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Burada yatak var arkadaşlar iki kişilik. Hakan Bey ölçüleri neydi? 130 mu? 130. 185. 185. 185'e 130 çift kişilik bir yatak mevcut. Arka kısımları da gördüğünüz gibi kaplamış Hakan Bey. Şu an kapılardan bağımsız arkadaşlar. Kapılar açık şu anda. Biz içeride bir bölmedeyiz. Ama bölmenin havalandırmaları da mevcut. Üç taraftan hatta yukarıda sayarsak. Dört noktadan havalandırma mevcut. Yukarıda ise bir kişilik yatak mevcut. Bunu daha çok çocuk yatağı olarak kullanıyorlar. O da şu şekilde ipten kurtuluyor. Burası şeyin üzerine biniyor. Onun üzerinde parça ekleniyor. Yatak oluyor. Burada hemen bir dolap kısmı var. Buraların da lambalarını açabilir miyiz? Hemen yukarıda aydınlatmalar var. Burada perdesi mevcut. Perdenin rengi bu arada çok hoşuma gitti. Ben de bunun grisini, mavisini seçtim kendi karavanım için. Onu da belirtmiş oldum. Geldik böyle. Şimdi tezgah yeterli gelmediği durumlarda da şöyle bir parça ekletmişler. Şöyle göstermeye çalışacağım. Şu şekilde. Tam oraya denk geliyor. Bu şekilde tezgahı genişletmiş olduk. Ayrıca bu şeyler de tek elle de açılıp kapanabiliyor. Onu göstermiş oldum. Banyoyu da gösterelim. Şimdi Hakan Bey daha önce de karavan kullanmış. Yaklaşık 4 yıldır karavanı var. Bu karavanda portatif tuvalet tercih etmek istemiş. Burada şofben var. Dakson 11 litre. Bu hazır banyo dediğimiz hazır banyolardan arkadaşlar. Yani bunun ölçüleri belli. Ona göre alıyorsunuz. Adapazarı tarafında yapan yerler var. Alıp koyuyorsunuz. Daha sonra siz çıkmaları ve kenarların mobilyalarını döşüyorsunuz. Burada bir Sanel'in dokunmatik aydınlatması var ve havalandırmamız da mevcut. Banyo bu şekilde. Dediğim gibi yani bana farklı gelen kısmı bu ferahlığı. Yani şurada çok rahat 3 kişi buraya, bir kişi buraya, bir kişi buraya oturup masada yemek yiyebilir. Koltuk yani bunlar da dönünce 2 kişi daha artar. Yani çok keyifli, ferah bir oturma alanı var. Tabii aracın 17 metreküp olmasında da bu ferahlığa katkısı var. Çok keyifli, rahatlıkla oturulabilir. Mobilyada ise Hakan Bey şöyle bir eğim düşünmüş. Yani hem ilk yüzeyin eğimi, sonra köşenin eğimi. Bu sayede gayet eğimli gelen bir dolap çalışması yapmışlar. Şu şekilde göstereyim. Dolaplar ise şu şekilde basma. Aküler buranın altında. Aküler ve elektrik sistemi şu şekilde. Bu tutacak yerleri de Kam Karavan Fethiye'de onlar sağlamış. Buradan selamlarımızı söylüyoruz. Aküler burada. Tabii ki bu akülerin olmasından dolayı buranın havalandırma menfezine ihtiyacı var. Onu da bu şekilde sağlamış. Burada gene küçük dolaplar mevcut. Orada çekmeceler ve dolaplar mevcut. Ha şurası da güzel bir detay. Onu da paylaşayım. Arkadaşlar bunu bazen çok derin tutuyor üreticiler. Yani arkadaşlar bu çok derin olsa da siz ya o kadar kolunuz girmiyor zaten. Yani bunun bir limitinin olması daha mantıklı. Burada o şekilde bir tercihte bulunmuşlar. Benim hoşuma gitti açıkçası. Tabii tüpü falan oradan ulaşımı var rahatlıkla. Bir de arka kısmı bagajı göstereyim. Videomuzu tamamlayalım. Ben daha önce böyle bir oturma düzenine denk gelmemiştim. O yüzden bunu sizinle paylaşmak istedim. Yani bu şekilde bir koltuk düzeni ve bu şekilde bir oturma düzeni yok. Ben görmedim en azından.
O yüzden bunu sizlerle paylaşmak istedim. En azından farklı bir tasarım da görmüş olun. Şimdi aracın arkasını da göstereyim size, bagaj kısmını. Aracın bagaj kısmı bu şekilde. Hakan bir ekstra bir buzdolabı daha kullanıyor. O da 24 volt bir buzdolabı. 12-24 çalışabiliyor. Buradan çakmaklıkla takıyor. Buzdolabının seçenekleri var. Bu seçeneğe göre buradan soğukluk ayarını belirliyor. Demon marka bu arada. Şu şekilde. Arka kısmımızda. Gayet geniş. Ha, bu kapılara kullanılan... Bunu nereden almıştınız? Bursa'dan. Arkadaşlar, kapılar için böyle hazır şeyler üretiliyor, karavanlar için. Aklınızda olsun, siz de karavan yaparken böyle hani buraları kaplaması biraz zor oluyor. Bu şekilde parçalar tercih edebilirsiniz. Buraları ise yumoş dediğimiz malzemeyle kaplanmış. Şu şekilde. Arkadaşlar, farklı bir tasarımla sizi tanıştırmak istedim. Umarım faydası olur yapmak istediğinizi, aradığınız aracı bulmanızda. Çünkü maalesef biz biraz kısıtlı kalmışız. Hep aynı tasarımlar, hep aynı modeller. Klasik düzen, klasik düzen diyoruz ama bu kadar farklı insanın olduğu bir coğrafyada hep aynı tip karavan modelinin olması da biraz garip. Çünkü bazı aile geniştir, bazı aile dar, bazısı tek başına gider, bazısı içeride oturmayı sever, bazısı dışarıda. Böyle farklı modellerin olması olduğunu bilmemizde fayda var en azından. Hoşça kalın arkadaşlar. Hakan Bey'e de buradan selamlar. Ellerine sağlık. Çok güzel bir karavan olmuş. Başka bir yerde başka bir karavanla görüşmek üzere. Hoşça kalın.